efendim, yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız değerli dostlar. Bugünkü aracımız Megane 1. Megane 1'i komple boyayacağız. Gördüğünüz gibi tam tavanı komple kazdı. İspiralını vurdu. Şu anda zımpara girip ondan sonra macunu hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi değişmesi gereken parçalarda değiştirdik. Aynen bu şekilde buralara ispiralını vurdu. Değerli dostlarım, zımparamız 60 yuvarlak makine. Parasını vurduktan sonra macununa başlayacağız. Aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Macununa başlayacağız şu anda aracımızın macunumuz Fiber Class. Aynen bu kadar alıyoruz. İlacımız. Bunu çekerken dikkat edilmesi gereken konular var. Nelerdir bunlar? Macunu ince ince çekeceksiniz. Aynen bu şekilde. Hava sıcak diye macun hemen kendisini bırakayım. Böyle kat kat devam edelim. Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi biber macununu bitirdik. Beyazını komple bitirdik. Tavanı göster Vedat'cığım. Komple bitirdik. Şimdi sırada polifor polyester macun var. Değerli dostlarım, bunu açıyoruz. Şimdi iyi bir kalktırıyoruz çünkü üstüne yağları geliyor. Karıştırdıktan sonra birazdan uygulamaya geçeceğiz. Tavandan başlayacağız. Aşama aşama geçeceğiz. Şu an sıradaki işlemimiz macun çekmek. Önden bu kadar alıyoruz. Çekeceğiniz yere kadar. Fazlası olmaması lazım. Şu arkadaşımız diyecek, tavana bu kadar macuna ne gerek var? Ama gerek var. Çünkü yapan arkadaşımız biraz macuna dayanmamızı istemiş. Bu çelik küçük. Onun için büyük bir çelik alacağız. Elimizden. Tek parça çekilirse dalga oranı daha az düşer. Arkadaşlar, aracımızın macunu komple bitti. Gördüğünüz gibi buralarını, tavanı, kaputu zaten sıfır. Arkadaşlar, macunu çektik. Şimdi zımparasına başlayacağız. Size zımparalarımızı tanıtalım. Gördüğünüz yuvarlak 60. Tabak 60. Ve 120. 120'yi ne için aldık? 120'yi buralara vurmak için. Gördüğünüz gibi bazı yerler ince macun. İnce macuna ince zımpara vurduk. Gördüğünüz gibi zımparamızı ikiye böldük. Şimdi takoza takacağız. Takozumuz bu. Zımpara bu şekilde arkadaşlar. Tam takoza takıp ondan sonra bu şekilde sallayabiliriz ama sallamayacağız. Çünkü biz buna makine kullanacağız. Zımparamız 60. Şu anda makinemize takıyoruz. Bismillah diyerek işimize başlıyoruz. Hadi bismillah. Bu makineyi ne için buraya vuruyoruz? Burası biraz oval. Oval onun için, buna düz makine olmaz. Oval yerlere oval şeklinde makine vurmanız lazım. Tabii en önemlisi zımpara yaparken maskeyi takıyorum. Yoksa bütün tozu yutarız. Yutumda olmaz.
Arkadaşlar sizin parayı vurduktan sonra elimize çatozu alıyoruz. Bu arada takozun parası 10 numara. Ha öyle makinelere benzemez ha. Gördüğünüz gibi zımpara yapılan yer aynen sıfır, orijinal şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi aracımızın zımparasını bitirdik. Sadece tavanı kaldı. Şimdi tavanına da bir el atalım. Bunun da kafasını alıp sonra takoz felleri. Gördüğünüz gibi zımparasını bitirdik. 60 zımparasını bitirdik. Zımparamız 180. 180'i takıyoruz. Şimdi komplesine 180 zımpara vuracağız. Çünkü zımpara vurmadığımız yerler vardı. İnce zımpara bu. Yani 60'ın çizgilerini alacağız zımpara. Evet arkadaşlar, aracımıza ne yaptık? Aracımıza ilk önce ne yaptık? İlk önce spiral vurduk. Spiral yani taşladık, komple tavanını taşladık. Taşladıktan sonra fiber macun çektik. Fiber macununu çektik. Komple zımparasını vurduk. Ondan sonraki işlemimiz polyester sarı macun. Sarı macunu da iki kat olacak şekilde çektik. Ondan sonra zımparasına başladık. Aracımızın geldiği son nokta bu işlem. Komple sabah maskesini yaptık. Birazdan hasta işlemine geçeceğiz. Astarımız külant, akrilik astar. Çok katıdır. Macun kadar katı hemen hemen. İyice karıştırmamız lazım. Bunu da hazırladık, davançamıza koyduk. Maskemizi taktık. Bismillah diyerek astarına başlıyoruz. Arkadaşlar son olarak siyah boya astarın üstüne atacağız ki astara zımpara vurduğumuz zaman belli olur. Aynen böyle. Evet dostlarım, astarımızı aracımıza vurduk. Zımparamız 360 ve keçe takozdu. Keçe takoz kullanmamızın sebebi oval yerler var. Oval yerlere eğildiği için bak şu anda tam onun şeklini aldı. Aynen böyle. Zımparasına devam. Siyaha da bak, bunun için vurdum bak.
Bak şu anda zımpara yapılan yer belli, yapılmayan yer belli. Aracımızı komple pasteledik, maskeledik. İç kısımlarına bir kat boyasını vurduk. Boyamız Blue Metal, yani Renault boyası yani. Boyamızın rengi aynen bu şekilde. Birazdan uygulamaya geçeceğiz. Sancamız Fininfanina. Ben de ilk defa böyle bir marka duydum ama çok kaliteli bir marka. Burada da SATA var. Ama SATA'yı kullanmayacağız. Bunu kullanacağız. Çok kaliteli bir boya. Boyamız bu şekilde. Boyayı inceltmenin ölçüsü olarak arkadaşlar, yani yarı yarıya, eğer 100 gram boya koyuyorsanız 100 gram da akrilik tine koymanız lazım ki boya zemine güzelce yapışsın, güzelce düşsün diye. Evet, sıradaki işlemimiz vernik. Verniğimiz Kühlant. Çok kaliteli, etli bir vernik. Aynen bu kadar. İçine serpersiniz. Eşit miktarda olmasına dikkat edin. Hatta biraz da eksik koyup içine biraz da akrilik tiner koyabilirsiniz. Şimdi iyice çalkalama zamanı. Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi aracımızı komple boyadık. Şu anda boyası komple bitti. Buna daha sonra ne yapacağız? Daha sonra 1500 zımpara, ondan sonra pasta, olayı bitireceğiz. Gösterin adamım. Evet, gördüğünüz gibi aracımızı komple 2000 zımparayla matlaştırdık. Şu anda yapacağımız işlem pasta. Pastayı nasıl vuruyoruz? Pastayı yeni baştan aldık bu arada. Aynen böyle, bu şekilde. Şu anda bir deneme işlem. Bir yeri yapacağım. Bakalım nasıl oluyormuş.
Gördüğünüz gibi pastamızı vurdu. Şu anda bir pamukla silelim. Bakalım nasıl bir etki yapmış. Gördüğünüz gibi mükemmel bir sonuç çıkıyor ortaya. Arkadaşlar, Adıyaman'dan gelen deprem hasarlı aracımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi boyasını attık. Vedat bir göster Vedat. Bir daha yaşanmaması dileğiyle böyle videoların devamı için kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın.